Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz daha önce sadece iki sahilde olan mavi bayrak sayısının 7'ye çıktığını belirterek, deniz suyu temizliği ve çevre yönetimi bakımından Samsun Karadeniz'de örnek şehir olmuştur dedi. Bir yıllık bir süre geçti. Geçtikten sonra bu otelin olduğu yer ve bunun yanında bir plaja mavi bayrak vermişlerdi. Geçen sene de bu mavi bayraklar buralara asılmıştı. Bu bizim için çok sevinç kaynağıydı. Çünkü denizi temiz, sahili temiz ve buralara güvenli yönetilen bir şehrin akredite olmasıydı bu. Sonra dedik ki biz bununla yetinmiyoruz. Biz 10 yerde daha iddiamız var dedik. Mavi bayrak talep ediyoruz dedik ve oraları da onların denetimine sunduk. Bu onların denetimine sunduğumuz 10 yerden 5 yere daha mavi bayrak verdiler. Mayıs ayında bu mavi bayrakların törenleri olacak burada. Bu yerleri burada şimdiden açıklamak istiyorum. Bir tanesi Miliç tesisleri, Terme'deki Miliç tesisleri mavi bayrak almayı hak etti. Bir tanesi hemen bizim Mustafa Dağıstanlı salonunun az ilerisinde Bay Mobilya'nın karşısındaki sahil, o da mavi bayrak almayı hak etti. Bir diğeri hemen Çobanlı Sapağı'ndaki bir yer mavi bayrak almayı hak etti. Bir diğeri de Lin olduğu yer mavi bayrak almayı hak etti. Bir de şu anda Kurupelik Marinası'nın biraz bu tarafında bir nokta mavi bayrak almayı hak etti. Böylece iki tane geçen sene aldığımız mavi bayrağı ilave 5 mavi bayrak daha almış olduk. Bu aslında Samsun'un kentsel ölçekte deniz suyu ve sahil temizliği ve sahil standartı itibariyle gelişmişliğini gösteren bir akreditasyon olduğu için.